Merhaba değerli dostlarım. Bir videomla daha karşınızdayım. Bu videomun yapmamın sebebi 30 Ağustos Zafer Bayramımızdır. Bu videomda işleyeceğim konu Atatürk ve Fenerbahçe. Atatürk'ün Fenerbahçe, Fenerbahçe'nin de Atatürk için ne kadar önemli olduğu, ne kadar değerli olduğunu bir kez daha vurgulamak ve açmak istiyorum. O yüzden de bu videoyu 30 Ağustos'ta yayınlamak istedim. Yani ben bir Fenerbahçeli olduğum için Fenerbahçe açısından anlatmaya çalışacağım videomu. Çünkü hani Fenerbahçe perspektifiyle ve yaşanmış olan Fenerbahçe'nin tarihindeki gerçekliklerle hani bu olaya değinmek istiyorum. Ama tabii ki şimdi ben tekrar şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Değerli başkanımız Ali Koç'un bir sözü vardır. Ben onu ilk videolarımda da bahsettim. Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu önemli değil. Hangi takımın, hangi kulübün Atatürk'ün yolundan gittiği önemlidir. Yani bu çok önemli bir sözdür. Gerçekten benim için de öyledir. Ve Fenerbahçe Spor Kulübü her zaman da Atatürk'ün yolundan ilerleyecektir ve ilerlemiştir de. Ve bütün spor kulüplerimize, camialarımız adında en büyük değeridir atamız. Atatürk'ün Fenerbahçe Spor Kulübü ile tanışması zaten hepimiz biliyoruz 3 Mayıs 1918'dir. Atamızın efsane başkanımız Sabri Toprak'la birlikte Fenerbahçe Spor Kulübü'ne gelişi 3 Mayıs 1918. Orada tabii ki atamız Fenerbahçe'mizin tarihinde ölümsüz olacak. O muhteşem yazıyı da Fenerbahçe'mizin defterine, o şanlı defterine yazmıştır. Fenerbahçe'den ayrılırken de ellerini kaldırıp Fenerbahçe'ye ebedi başarılar dilemesi. 1918'den sonra Fenerbahçe'miz daha farklı bir boyuta giriyor. Daha farklı bir görev alıyor. Ve o dönem ki alınmış olan ciddi kararlar doğrultusunda bir planlamaya, bir yapıya bürünüyor Fenerbahçe. Ve zaten 1918 sonrası Fenerbahçe'yi çok farklı bir şekilde görüyoruz tarih sahnesinde. Bu tabii diğer kulüplerimizde de bu tür faaliyetler oluşuyor. Çünkü o dönem çok farklı bir dönemdi. Daha önceki videolarımda da anlatıldığı gibi. O dönemler bütün kulüpler, bütün işte futbol camialarımız, spor kulüplerimiz, işte derneklerimiz Huay Milliye ile içli dışlıydı ve bir şekilde İnebolu'ya, işte Karadeniz'e, Anadolu'ya bir şekilde destek sağlamaya çalışıyorlardı. Ve bunun öncülüğünü de İstanbul'da Fenerbahçe yapıyordu. Zaten Atatürk'ün Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bence gelmesinde, oradaki havayı solumasında, oradaki ortamı görüp, etrafı görüp, kafasında çizmiş olduğu bir planı burada yapabilirim kararını vermesiyle Fenerbahçe Spor Kulübü 1918'den sonra farklı bir kimliğe bürünmüştür. Ve bu sayede de Fenerbahçe Spor Kulübü İstanbul'un en büyük Kuvayi Milli ayağı olmuştur. 30 Ağustos Zafer Bayramımızdan sonra ve Cumhuriyetimizin ilanından sonra değil daha doğrusu. Fenerbahçe'miz tabii çok daha farklı bir şekilde büyümeye, işte daha farklı yapılanmalara da kucak açmıştır. Atatürk'ümüzün başarılar dileyerek, Fenerbahçe'ye ebedi muvaffakiyetler dileyerek söylediği o son cümleden sonra Fenerbahçe bu başarılarını arttırarak devam ettirmiştir. Ta ki günümüze kadar ve bundan sonra da devam ettireceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok büyük bir camiayız ve çok büyük bir kulübüz. Şanlı bir tarihe, güzel bir maziye sahibiz. Efsane tarihçilerimiz işte Rüştü Dağlaroğlu, yani merhum olmuş, rahmete gitmiş diğer büyük futbolcularımız işte Basri Dirimlili dayım gibi, Lefter, Küçük Antonyadis abim gibi, Can Bartu gibi, yani Şeref Has gibi, daha önceleri işte Zeki Rıza Sporeller zaten onları
Onlar çok büyük efsanelerdi ama biz tarihi dinlediğimiz abilerimizden hep bu şanlı ve gerçekten mazisi zenginliklerle dolu, tarihi zenginliklerle dolu Fenerbahçe'yi dinlerken tüylerimiz diken diken oluyordu. Benim özellikle çocuk yaşlarımda. General Harrington kupasını aldıktan sonra da ta İsmet Paşa'ya onu da işlemiştik. Hani giden telgraf, ondan sonra İsmet Paşa'nın Fenerbahçe Spor Kulübü'ne göndermiş olduğu telgraf, işte onlara teşekkür etmesi, gözlerinizden öperim demesi. Bunlar tarihe altın harflerle geçmiş. Özellikle Fenerbahçe tarihi için çok büyük, çok önemli sahip değerler. O zamanlar tabii Sertaç Kayserlioğlu da Fenerbahçe Spor Kulübümüzün müze başkanıydı ve orada da müze müdürü olarak çalışan Alp Bacıoğlu abimiz vardı. O da bir tarihçidir. Ve onun bana çok kattıkları olmuştur, çok yardım olmuştur, çok destekleri olmuştur. Özellikle Basri Dirimil kitabımı yazarken, Arif Emirzade kitabımı yazarken bütün arşivler açılmıştır ve o arşivlerden yararlanmamı sağlamıştır. Kendisine tekrar çok çok teşekkür ediyorum her zaman olduğu gibi. Basri dayımın anlattıkları bana, Fenerbahçe tarihimiz Atatürk'le ilgili ki çok Atatürkçü bir insandı dayım. İşte Beşiktaş tarihçisi Mehmet Durupınar, o değerli abim. Cem Ertuğrul rahmetli oldu, o da çok değerli dostumdu benim. Onun da çok ciddi araştırmaları vardı Fenerbahçe ile ilgili, tarihiyle ilgili ve istatistikler. Zaten istatistik uzmanıydı bütün o Fenerbahçe tarihindeki gol istatistikleri, maç istatistikleri uzmanıydı Cem Ertuğrul. Tabii ki Müjdat Dağlaroğlu, bizleri Fenerbahçe tarihiyle aydınlatan duayen bir abimiz. Ya bu insanların anlattıkları, bizlere kattıkları, işte belgesellerde gördüğümüz, işte kitapları araştırırken karşımıza çıkan, işte diğer yazarların, işte gazetelerin bizlere gösterdiği tarihi belgelerde Atatürk'ün Fenerbahçe ile ilgili bir bağı olduğunu görüyoruz. Gerçekten Fenerbahçe için Atatürk, Atatürk için Fenerbahçe her zaman vazgeçilmez olmuştur ve çok büyük bir öneme sahiptir bu ilişki. Fenerbahçetarihi.org sitesinin kurucuları değerli kardeşlerim Barış Eymen ve Barış Kenaroğlu. Kardeşlerimizin işte tarihle ilgili gerek Facebook'ta gerek işte sosyal medyada buldukları bulguları, araştırmaları, bizlere anlatmaları, bizlere sunmaları gerçekten çok değerli. Benim için özellikle, yani ben onların da bu emeklerine hep saygı duyuyorum. Gerçekten takdirle karşılıyorum. Çok emek veriyorlar, çok çalışıyorlar. Ve kendisi özellikle Barış Kenaroğlu ve Barış Eymen, yani bu kitabı Barış Kenaroğlu yazdı ama Barış Eymen'in de katkıları var. Atatürk ve Fenerbahçe kitabı. Bu son zamanlarda gerçekten çok güzel ve gerçekten de objektif olarak ele alınmış bir kitap. Ve başarılı, ben çok başarılı buldum. Sarı Lacivert Kurtuluş, tabii ki Sinan Meydan'ın kitabı. Yani orada da çok farklı bir perspektiften bir bakış açısı var ve gerçekten Atatürk'ün Fenerbahçe'ye bağlantısını çok güzel bir şekilde anlatmış o kitapta da. Atamızın Fenerbahçe Spor Kulübü'ne 3 Mayıs 1918'de gelişini kısaca yine bir geçelim. İşte bir akşam evvelinden Sabri Toprak, efsane başkanımız Sabri Toprak'ın evine geliyor ve Sabri Toprak'ta kalıyor. Onu misafir ediyor Sabri Toprak. Ondan sonra belki tabii daha derin konular konuşulmuştur. Ve her şeye hazırlanıp Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ertesi gün yola çıkılmıştır. Ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde işte yöneticiler tabii ki Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Sabri Toprak başkanımızı karşılamışlardır. Ve birlikte oturmuşlardır, bahçeyi gezmişlerdir. İçeride oturup limonata içip, çay içip, sohbet etmişlerdir. Ve
tabii ki artık kapalı kapılar ardında da önemli konuları konuşmuşlardır. Ve tabii ki kararlar alınmıştır. Bir plan yapılmıştır. Ben ona öyle kesinlikle inanıyorum buna. Çünkü gerçekten şunu hiçbir zaman unutmayalım. 1913 düzlüğü müze başkanımız Sertaç Kayserlioğlu'nun bulduğu ve Osmanlı'dan ilk tescil olunan kulübümüz olan Fenerbahçe'ye ait Nurizade Mehmet Bey'in dönemi başkanlığında muhtemelen o yazdırmıştır. Hatta fikir babası da odur diye düşünüyorum. 1913 tüzüğü Fenerbahçe'mizin ve o tüzüğün özellikle ikinci ve üçüncü maddeleri Fenerbahçe'yi özetleyen, Fenerbahçe'yi kısaca özetleyen durumdur. Vatan savunması ve sportif faaliyetler. Fenerbahçe için olmazsa olmazlar. O yüzden bu 1913 tüzüğünden yola çıkarak Fenerbahçe çizgisini hiç bozmamıştır ve ki o da Balkan Savaşları'nda yazılmıştır o dönemde. Ve ondan sonra da bu çizgi 1918'den sonra daha derinleşerek yol almıştır ve böylelikle Fenerbahçe'yi Cumhuriyetimizin önemli taşlarından biri haline getirmiştir. Son kale Fenerbahçe. Boşuna söylenmiş bir söz değil. Fenerbahçe Cumhuriyeti. Boşuna söylenmiş bir söz değil. Sevgi Cumhuriyetidir. Yani burada Fenerbahçe Cumhuriyeti derken hiç kimse tabii ilelebet payidar olacak ve payidar kalacak tek cumhuriyet Türkiye Cumhuriyetidir. Bu önüne hiçbir şey geçemez. Ulu önderimizin kurduğu ve bizlere sunduğu Türkiye Cumhuriyeti. Fenerbahçe Cumhuriyetimiz sevgi cumhuriyetidir. İçimizdeki maneviyattır. O da işte milli mücadele yıllarından, Birinci Dünya Savaşı yıllarından gelen ve hiçbir zamanda silinmeyecek olan içimizdeki sevgi cumhuriyetidir. Önce bunu da açıklamak istedim. Yani bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Fenerbahçe'mizin işte dediğim gibi Atatürk geliyor o deftere, o şanlı, hiç unutulmayacak yazıyı yazıyor. Şimdi ben o yazıyı tekrar okumak isterim. Çünkü yani o yazı Fenerbahçe tarihi için hiçbir zaman silinmeyecek olan bir yazıdır. Yani Ulu Önderimizin Fenerbahçe Kulübü'nden Mustafa Eki Hatipzade ile birlikte ayrılmadan önce yazmış olduğu o ölümsüz yazıyı okumak istiyorum. Fenerbahçe Kulübü'nün her tarafa mazhar-ı takdir olmuş bulunan asai mesaisini işitmiş olup, bu kulübü ziyaret ve erbab-ı himmetini tebrik etmeyi kendime vazife edinmiştim. Bu vazifenin ifası ancak bugün müyesser olabilmiştir. Takdirat ve tebrikatımı buraya kayd ile mübahiyim. Ordu Kumandanı Mustafa Kemal. Günümüz Türkçesiyle de sizinle paylaşıyorum. Fenerbahçe Kulübü'nün her tarafa takdir edilmiş olan çalışmalarının tesirlerini işitmiş, bu kulübü ziyaret ve emeği geçenleri tebrik etmeyi vazife edinmiştim. Bu vazifenin gerçekleşmesi ancak bugün nasip olmuştur. Takdir ve tebriklerimi buraya yazmakla övünüyorum. Mustafa Kemal Paşa. Evet, bu ayrılmadan önce yazmış olduğu yazısıdır Ulu Önderimizin. Ve bu yazıdan sonra kulübümüzden ayrılırken de Fenerbahçe'mize ebedi ve sonsuz başarılar dilemiştir. Şimdi tabii ki hani bu olay bununla bitmiyor. Bu sadece atamızın Fenerbahçe ile ilk buluşmasıydı. Ve en önemli buluşmasıydı. Atamız İstanbul'a ilk geldiğinde onu kucaklayan, böyle büyük bir sevgiyle bağrına basanlar, onu atamızı coşkuyla karşılayanlar ilk Fenerbahçeliler olmuştur. Yani burada mesela Ertuğrul Yatı yazıyor burada mesela, şimdi ben onu okuyacağım. Ertuğrul Yatı İzmit Körfezi'nden Gebze, Kartal, Adalar, Bostancı rotasıyla Fenerbahçe burnunu geçtiği sırada
kulübün kuş dili lokalinin önünde akan Kurbalıdere'deki kayıkhanesinden futalarıyla çıkan Fenerbahçeli sporcular tarafından selamlanmıştı atamız. Atatürk'ün yıllar süren küskünlüğünün ardından geldi İstanbul'da ilk kez Fenerbahçeliler tarafından karşılanışı dönem basınında şu şekilde yer almış. Moda ve Kadıköy açıklarında Fenerbahçe kulübünün denizcilik kısmı gençleri Büyük Gazi'ye karşı emsalsiz bir spor tezahürü yaptılar. Gençler futalarıyla açıkta pek muntazam bir surette ahsı mevki ederek şaşaşa nidalarıyla büyük münciyi müteaddit kereler selamlamışlardır. Sporcu gençlerin bu tezahüratı umumen masarı takdir olmuştur. Yani atamızı karşılamışlardır, tezahüratlar yapmışlardır, büyük sevgi gösterileri göstermişlerdir. Coşkulu bir karşılamayla atamızı selamlamışlardır. Ve atamız da bunlara karşılık onlara teşekkür etmiştir. Şimdi burada tabii Ertuğrul Yatı Fenerbahçeliler tarafından moda açıklarında karşılanmadan hemen önce Ulu Önderimizin İstanbul'daki ilk tarihi izleniminden de bahsetmiş burada. Mesela demiş ki işte Fenerbahçe'nin burnu atamızın ilgisini çekmiş. Yani bunlar hep tarihi kayıtlar. Yani bunların hiçbiri şey değil, kurgu değil. Yani bunlar tarihte yer almış olan, tarihte bilinen kayıtlar. Burada şimdi şöyle bir yazı var, onu okumak istiyorum. Vapur Anadolu sahiline gittikçe yaklaşıyordu. Hatta Moda burnu hizasına geldiğimiz zaman sahilde ve civar tepelerde toplanan halkı birer birer teşhis etmek bile kabil oluyordu. Gazi Fenerbahçe önünden geçerken bir dürbün istedi ve Fenerbahçe mesiresini bir müddet dürbünle tetkik ederek şurası ne güzel bir yerdir diye buyurdu. Atamızın ilgisini çekti tabii. Ondan sonra zaten oraya çıkıyor. Hani Kadıköy'e o modaya geldiğinde, o bölgeleri gezdiğinde, özellikle Fenerbahçe'ye geldiğinde diyor ki su sporları burada ne güzel olur. Su sporları burada artsın. Burada su sporları gelişsin diye çok güzel şeyler söylüyor Fenerbahçe burnundayken. Ve tabii ki şunu da unutmamak gerekiyor. Atamız Moda Deniz Spor Kulübü'nün açıklarına geldiğinde onu karşılayanlar Fenerbahçeli kürekçiler, Fenerbahçeli yelkenciler oluyor. Ve atamıza sevgi gösterileri yapıyorlar. Atatürk diyor ki burası çok güzel bir yer diyor. Hani imkan açısından çok güzel. Burada su sporları gelişsin diyor. Ve Fenerbahçe'yi işaret ediyor o bölgeyi. Ondan sonra en önemli şeylerden biri, kulübümüz yandığında 1932'de Ulu Önderimiz o zamanın parasıyla 500 lira yardım yapıyor. Ve çok büyük bir rakam tabii ki bu. Ve Fenerbahçe Spor Kulübümüze bu yardımı yapıyor Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk. Bursa'da bir hazırlık maçı yapılacak. Bursa ile Fenerbahçe tarihinde ilk maçtır. Bu Bursa'da oynanan maç 1 Ekim 1925'te bu arada oynanmıştır ve 1-1 bitmiştir. Ve atamızın da, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de o gitmiş olduğu ilk maçtır. Bu arada muhafız gücünün bir maçında taarruz emrini veriyor. O kararı orada alıyorlar. Çünkü dikkat çekmemesi gerekiyordu. İlk gittiği maçtır. Ama Cumhuriyet kurulduktan sonra ilk gittiği maç da Fenerbahçe-Bursa maçıdır. Atamızın tabii şimdi geleceğim diğer kulüplerle de olan mesela Beşiktaş'a gelmesi, Beşiktaş'taki jimnastik yapan gençleri görmesi, işte Beşiktaşlı jimnastikçilerin başarılar kazandığını, yani bunlara da tanıklık ediyor tabii. Ve oradaki sporcuların çalışmalarını da görüp onlarla ilgili de onların da defterlerine, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün defterine de yazı yazıyor Atatürk. Karşıyaka Spor Kulübü'ne gidiyor, ona da iki kere gidiyor ona da. Altay Spor Kulübü'ne gidiyor ki Fahrettin Altay'ın kulübü diye zaten hep tarihte biliyoruz.
Diğer kulüplere de kesinlikle, hani bilip bilmediğimiz bir sürü kulübe atamız ziyaret etmiştir, yazısını göndermiştir, yazı yazmıştır, tebrik etmiştir. Yani atamız bayrağımız altındaki bütün camialara, derneklere, işte oluşumlara, vatana katkı sağlayan her şeye, her yere gitmiştir veya haberlerini göndermiştir, tebriklerini göndermiştir, selamlarını göndermiştir. Yani atamızın her şeyden haberi vardı. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra yoğun bir çalışma dönemine girmiştir her alanda. Ve Atatürk tabi ulu önderimiz, şimdi ben tabi sportif anlamda baktığım için çok önem veriyordu. Çünkü spora çok değer veren bir liderdi ulu önderimiz. O yüzden de ve sporun her yurdun her köşesine yayılmasını istiyordu. Burada da işte Fenerbahçe yine spor kulübü olarak öncülük etti. Fenerbahçe ile işte bokstu, işte su sporlarıydı. Tenis bir ara vardı Fenerbahçe Spor Kulübümüzde. Rugby bile oynandı. İşte izcilik takımı vardı. Yani Fenerbahçe Spor Kulübü'nde işte voleybolu, basketbolu, handbolu bir zamanlar. Yani Fenerbahçe Spor Kulübü tam anlamında bir spor kulübüydü ve bir sürü kulübe öncülük etti. Yani bir sürü kulübün kurulmasında, bir sürü kulübün vücuda gelmesinde, yeni branşlar eklemesinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün katkıları yadsınamaz. Ruşen Eşref Ünaydın'ın, Galatasaraylı, onun bir anısında atamızın işte ben de Fenerbahçeliyim dediğine tanıklık ettiğini anlatıyor anısında. Tabi bu bir anı, hani anılarda anlatılanlardan. Sonra Refet Bele Paşa'nın işte milli mücadeleden sonra gelip Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ziyaret etmesi, tekrar kendisinin Fenerbahçe'nin bir maçına icabet etmesi, Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya gelmesi. Yani bunlar da çok önemli, tarihte unutulmayacak şeyler. Atatürk'ün silah arkadaşı Refet Bele Paşa. Atatürk'ümüzün Fenerbahçe Spor Kulübü'ne işte büstünün konmasına izin veriliyor. İlk izin verilen kulüp Fenerbahçe Spor Kulübü. Andan sonra atamız Fenerbahçe'nin bir balosuna geliyor. Orada balosunda yöneticilerle birlikte sohbet ediyor, oturuyor, eğlencelere katılıyor. Fenerbahçe Su Sporları takımını davet ediyor. Yalova'da yapılacak olan turnuvaya. Fenerbahçe stadının hakları Fenerbahçe'ye veriliyor ve altında Atatürk'ün imzası. Evet, 1931'den itibaren stadımız Fenerbahçe Spor Kulübü'ne veriliyor. Görüyorsunuz atamızın imzası. Bakın. Ve tabii ki bu çok önemli bir olay. Atamız bir spor kulübüne resmen bir stat kazandırıyor. Nice zaferler kazandı, gördü o stat. Daha önemlisi tabii o stat milli mücadeleye tanıklık etti. Ve o stat Türklerin ilk futbol oynadığı, ilk kez futbol topuyla buluştuğu stattı. Yani Fenerbahçe stadının önemi çok önemli. Gerçekten aşırı derecede, yani çok yadsınamayacak kadar, özellikle futbol tarihi açısından önemli. Mesela Bellevue gazinosunda Fenerbahçelilerle eğlenmesi atamızın ve Fenerbahçeli sporcular ve yöneticilerle bir araya gelip sohbet etmesi. Yani bunlar çok önemli konular. Fenerbahçelilik ruhunu, Fenerbahçelilik karakterini, ta 1913 tüzüğünden gelen o mirası Atatürk 1918'de Fenerbahçe Spor Kulübü'ne geldiğinde bunu hissettiği, bunu gördüğü, bunu anladığından beri Fenerbahçe'ye gerçekten bir ilgisi bence fazlasıyla vardı. Büyük bir sempatisi. Bence
yani Fenerbahçe'ye karşı bir, yani Fenerbahçe'ye ayrı bir değer veriyordu diye düşünüyorum. Atatürk Fenerbahçe'nin yaptıklarını, Fenerbahçe'nin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu biliyordu. O yüzden de hani bu olaylar aslında normal. Hani Fenerbahçe Spor Kulübü'ne gelmesi, maçını izlemesi, işte arkadaşlarıyla olduğu dönemlerde işte bir araya geldiğinde Çankaya Köşkü'nde işte burada 3-3'üz çünkü ben de Fenerbahçeliyim demesi. İşte bunu Galatasaraylı Ruşen Eşref Ünaydın'ın anılarında görüyoruz zaten. Büstünü işte ilk izin verdiği spor kulübü oluyor Fenerbahçe Spor Kulübü büstünün konmasına. İşte para yardımı yapması ki bunlar çok önemli. Yani bana göre en önemli sebeplerden biri. Sonra stadın Fenerbahçe'ye kazanılmasında imza sahibi olması atamızın. Atamızın işte Zeki Rıza Sporel gibi, Hasan Kamil Sporel gibi efsane futbolcularımızın soyadlarını vermesi. Onların bir kardeşi daha var, Arif Sporel. Atamız sayesinde o Sporel soyadını almışlardır. İşte Enver Yetiker gibi daha önce milli mücadeleye destek verip orada, o uğurda hayatın tehlikeye atan yılların 4 no'lu efsane kurucumuzdur bu arada Enver Yetiker. İstiklal madalyası ve atamızdan takdir almıştır. Şehit olanlar şehit unvanıyla anılmıştır. Gazi olanlar gazi unvanıyla kalmıştır. Ve tabii ki daha önce futbolcu olup veya sporcu veya yönetici olup sonra milli mücadele döneminde orduya katılanlar da asker olarak hayatlarına devam etmişlerdir. Ve işte Kamil Rona gibi, Ethem Bellisan gibi, Nahit Çokbaşaran gibi, Refik Kuntol gibi, yani adlarını daha sayamadığımız niceleri. Tabii şehit olanları da vardı tabii aralarında. Hepsi atamız tarafından ödüllendirilip istiklal madalyalarını almışlardır. Tabii daha bilip bilmediğimiz kim bilir neler var. Çünkü 1932'de biliyorsunuz kulübümüz yandı. Fenerbahçe Spor Kulübü yandığı için muhtemelen tabii oradan kurtarılan çok az şey oldu. %80'i, %85'i orada maalesef kül oldu gitti. O yüzden de bilemiyoruz hani daha neler vardı kim bilir ne. Yani o 1932 yangınına kadar özellikle o milli mücadele döneminden kulüpte daha ne gibi bilgiler, ne gibi tarihi anekdotlar, dokümanlar, kim bilir neler yandı, ne resimler yandı. Hiç bilemiyoruz. O yüzden de sadece hani tahmin ediyoruz. Tabii daha neler vardır kim bilir. Bakın yani ben bunu yani gurur duyuyorum. Yani bu çok farklı bir şey. Yani hepimizin ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün yolunda onun izinde cumhuriyetimize sahip çıkıp cumhuriyetimize gereken önemi, gereken değeri vermemiz gerekir. Vatanımıza sahip çıkıp, bütün değerlerimizi koruyup, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gitmemiz gerekir. Bu önemli bir şey. Yani bu gerçekten, bunu yaparsak zaten görürsünüz boyut atlarız. Ben hep öyle düşünüyorum. Şimdi ben hep yine diyeceğim, ya 1913 düzüyor arkadaşlar. Yani biz bu vatan kolay kurulmadı. Yani hepimiz bu bayrak altında sportif faaliyetlerimize devam ediyoruz. Sporun lokomotifleri, işte Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı. Şimdi baktığınız zaman yani bu kulüpler sayesinde bugün futbol var. Bugün spor branşları yoğunlukta ve her spor branşında ülkemiz çok başarılı oluyor. Yani basketinde öyle, voleybolunda öyle, kızlarımız mesela. Yani şimdi bakıyorsunuz olimpiyatlarda öyle bir sürü madalyalar kazanıyoruz. Başarılı futbolcularımız, sporcularımız yetişiyor. Dünyaya tanıtıyoruz, onları dünyaya gönderiyoruz. İşte Arda Güler gibi. İşte daha öncesi var hani Lefter,
Lefter'in işte İtalya macerası, işte Şükrü Güles'inin var, Can Bartu'nun var. Yani şimdi baktığınız zaman bunlar hep gurur verici, bizlere ilham verici, bizim için onur olan, onur duyabileceğimiz şeyler. Ve nice nice daha bunun gibi ne başarılarımız, nelerimiz var. Videomu bitirmeden önce bir şey daha söylemek istiyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız hepimize kutlu olsun. Bütün hep herkesin bayramını kutluyorum. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere. Tüm şehitlerimizin, tüm gazilerimizin. Ta Malazgirt'ten bugünlere. Kimler gelip geçmişse büyük atalarımız. Hepsi nur içinde yatsın. Ruhları şad olsun. Onları saygıyla rahmetle anıyoruz. Ve ülkemize sahip çıkalım, sporumuza sahip çıkalım. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum değerli dostlarım. Çok teşekkür ediyorum. Eğer bir hatamız olmuşsa affola, sürçülisan etmişsek affola. Kendim nacizane anlatmaya çalıştım. Elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Başarılı olmuşsam ne mutlu bana. Çok teşekkür ediyorum tekrar.